Anne kusura bakma ne olur. Hamidem de bazen öyle bir konuşuyor ki gerçek sanıyorsun. Bir şey biliyor sanıyorsun. Ne olur yapma anne. Lütfen anne. Vakit sırası değil şimdi lütfen. Demir. Bu fekeli niye geldi oğlum? Bu Yılmaz'a ne oldu? Sen bir şey mi yaptın? Nereden bileyim ben anne? Şimdi babamın katilinin lafıyla benden mi şüpheleneceksin anne? Sen de bana inanmazsan ben ne yapacağım anne? Ben sana nasıl inanayım? Hı? Nasıl inanayım ben sana? Bak bombaları patlattın bana söylemedin. Bu fekeli niye geldi yıllar sonra? Bu Yılmaz'la niye işbirliği yapıyor? Ben uyku uyuyamıyorum. Uyku anladın mı? Uykuların kaçmasın anne. Ben Züleyha'ya söz verdim. Ne sözü verdin? Kan akıtmayacağım diye. Yılmaz bana davranmazsa silah çekmeyeceğim diye. Demir. Demir. Oh annem sağ ol. Sağ ol çocuğum. Çok sevindim annem. Anne ne olur gönlün rahat olsun. Sen olmazsan biz ne yapacağız dedi sabah. Bana yalvardı ki haklı. Benim bir oğlum var. Ondan uzak kalmaya dayanamam. İçin rahat olsun. Tamam anne. Tamam. Gönlün ferah olsun. Ama sanma ki onların peşini bırakacağım. Yılmaz'la Fekeli'yi yerle bir edene kadar uğraşacağım. Geldikleri gibi gidecekler Çukurova'dan. Allah'ım ne oldu? Ne geldi Yılmaz'ın başına? Bir konu daha var Demir. Adanalılar Yılmaz'ın bizimle olan alakasını bilmiyor. Çiftliktekiler biliyor da Şami de zaten Züleyha'nın abisi diye biliyor. Yani bu Yılmaz böyle zırt pırt bizim önümüze çıkarsa. Biz insanlara ne diyeceğiz ya soran olursa? Evet abisi ama görüşmüyoruz mu diyeceğiz? Ya Yılmaz daha farklı bir şey söylerse? Söyleseydi şimdiye kadar söylerdi anne. Bizim de kulağımıza gelirdi. Belki de başka planları var. Belki merak ediyorsundur. Yılmaz'a bir şey yapma. Bir şey olduysa da benimle alakası yok. Niye bana bunu söylüyorsun ki? Ne bileyim. Fekeli'yi duyunca kim bilir aklına neler geldi. Hiçbir şey gelmedi. Sana verdiğim sözden caymış değilim Züleyha. Sana inanıyorum Demir.